bu kardeşlerimiz Şanlıurfa İHA arama kurtarma ekibi ve acil yardım ekiplerimiz sahada bu kardeş görevlerini Urfa adına, Urfalılar adına bu görevlerini yaptılar. Bugün burada olmamızın sebebi İHA İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği ve Şanlıurfa İHA arama kurtarma ekibinin Elazığ depreminde aldığı çok önemli görevi başarıyla yerine getirmenin gururunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evvela depremden dolayı tüm ülkemizin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyoruz. Depremde vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Biz de Şanlıurfa İHA ekibi olarak depremi duyar duymaz hemen Urfa'da ekiplerimizi topladık. Yaklaşık 40 kişilik bir ekiple 24 Ocak'tan düne kadar 10 gün boyunca hem enkazda arama kurtarma çalışması ve akabinde arama kurtarma çalışması bittikten sonra da acil yardım çalışmalarına kardeşlerimiz katıldı. Acil yardım çalışmaları kapsamında gezici aşevimiz bölgede 3500 kişiye günlük sıcak yemek hem sabah hem akşam çıkarıyordu Kültür Parkı'nda. Ayrı bir yerde de 750 kişiye sıcak yemek çıkarıyordu. Kardeşlerimiz burada görev aldılar. İkinci olarak da AFAD'ın verdiği çadırlara uygun gördüğü bölgelerde bu ekiplerimiz çadır kurma, battaniye, gıda dağıtımı çalışmalarında bulundu. Ve diğer çok önemsediğimiz bir detayı da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yaklaşık 10 Suriyeli gönüllü gencimizle bu AFAD'da kardeşlerimize, bu depremzede kardeşlerimize yardım amacıyla o çalışmalara bir fiil katılıp yaklaşık 10 gün boyunca bu çalışmalarda bir fiil görev aldılar. Hem enkazda hem de diğer arama tarama faaliyetleriyle acil yardım dağıtımında bu kardeşlerimiz ciddi emek sarf ettiler. Çok hızlı bir şekilde adapte oldular. Yardım, çünkü burada Urfa'da da bize bu kardeşlerimiz acil yardım çalışmalarında yardımcı oluyorlardı. Bu konuda biraz daha tecrübeleri de vardı. Huzurlarınızda bu Suriyeli kardeşlerimize de bu dar anımızda bize destek oldukları için teşekkür ediyorum. Ama deprem kuşağında yaşıyoruz. Bizim her an her olaya hazırlıklı olmamız lazımdır. Çünkü o her depremden sonra memlekette ciddi yeni çalışmalar başlatıyor. Hem imar kanunlarında değişiklikler yapılıyor, hem arama kurtarmalarda yeni yönetmelikler, yeni genelgeler daha az hasarla bu depremleri nasıl atalım diye. Ki İHA olarak genel merkezimiz Marmara depremi ve bölgede oluşabilecek depremler ve acil yardım çalışmaları için Bursa'da çok ciddi bir merkez kurmuş durumda. Bu anlamda uzman köpekleri ve uzman arkadaşlarımızın, uzman ekiplerimiz vardır. Türkiye'nin tüm illerinde arama kurtarma ekiplerimiz oluştu. Urfa İHA olarak da yaklaşık 3 yıldan beridir bu çalışmalarda bir fiil görev yapıyoruz. İHA olarak şu anda bütün illerde teşkilatlanıyoruz. Teşkilatlandık arama kurtarma konusunda. Bunların eğitimlerini alıyoruz ve bu eğitimleri sahada da tatbik ediyoruz. Başkanımızın da ifade ettiği gibi depremin ilk anından itibaren İHA, Şanlıurfa İHA arama kurtarma, genç İHA ve Suriyeli gönüllerimizle beraber aktif bir şekilde rol aldık. Elhamdülillah umut bekleyen gözlere, umut bekleyen insanlara bu İHA eğitimli uzman kişiler olarak umut olduk. Bu bizim için tarif edilemez bir duygu. Yani insan kendi eliyle bir iyilik yaptığı zaman ve o iyiliği insanların gözünde fark ettiği zaman bambaşka bir duygu içerisine giriyor.